Lojistiği bütün yönleriyle ele aldığımız Lojistik Dünyası programından bu haftada merhaba, programımıza hoş geldiniz. Bu hafta lojistik eğitiminden bahsedeceğiz. Lise, üniversite, meslek yüksekokulu ve özel kurumların verdiği lojistik eğitimleri nelerdir? Üst düzey yönetici eğitimleri, orta düzey yönetici eğitimleri, bu eğitimlerin müfredatları nelerdir? Ve aynı zamanda 2020 yılından beri devam eden bir proje var, staj portalı. Lojistik fakültelerinden mezun olan öğrencilerin istihdama katılmasıyla ilgili yapılan çalışmalar nelerdir? Bütün bu soruların cevaplarını arayacağız ve bu sorulara cevap bulabilmek için stüdyoda çok değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Kendisi 20 yılı aşkın süredir lojistik eğitiminin içerisinde yer alıyor. Aynı zamanda çok önemli dersler de veriyor üniversitede. Sayın Muammer Ünlü Hocamız, Uluslararası Nakliyeciler Derneği İcra Kolu üyesi ve Eğitim Merkezi Müdürü. Hocam, programımıza hoş geldiniz diyoruz. Konu lojistikte eğitim olunca benim aklıma ilk gelen isimlerden bir tanesiniz gerçekten. Programımıza hoş geldiniz. Hoş gördük, sefalar getirdik. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Hocam, aslında eğitim gerçekten bir ülkenin gelişimi ve kalkınması için en temel parametrelerden bir tanesi. Bütün ülkeler daha güçlü olabilmek için, daha ileriye gidebilmek için kalifiye insan gücü yetiştirme çabasındalar. Ve lojistik de aslında eğitim alanında çok önemli gelişmeler yaşadı. İlk olarak İstanbul Üniversitesi Lojistik Fakültesi kuruldu ama şu anda görüyoruz Türkiye'de, Anadolu'da çeşitli şehirlerde birçok lojistik fakültesi var. Liselerde lojistik eğitimi veriliyor. Yani biz bunun genel bir çerçevesini çizersek, liselerde, meslek yüksekokullarında, üniversitelerde verilen lojistik eğitimiyle ilgili genel değerlendirmeleriniz neler olur? Öncelikle bize bu imkanı tanımış olmanızdan dolayı hem EkoTürk ailesi hem de şahsınıza çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Büyüklerimizin bir ifadesi var. İzninizle onunla, o sözle başlamak isterim sözlerime. Yarım doktor candan, yarım hoca imandan edermiş. Bu söz bize şunu getiriyor aklımıza. Biz yaptığımız işi layıkıyla liyakat çerçevesi içerisinde ve olması gerektiği gibi yapmak durumundayız. Bunun için de iyi eğitim almış, nitelikli personeller ile iş hayatımızda bir şekilde var olmak durumundayız. Buradan yola çıkarsak ülkemizde her şeyimiz var. Her şeyimiz derken çok güzel okullarımız, çok güzel ünvanlara sahip hocalarımız, çok güzel, çok teçhizatı yüksek teknolojiye hakim cihazlarımız, araçlarımız, kullanmış olduğumuz telefonlarımız. Gördüğünüz gibi her şey son teknoloji, her şey çok güzel. Peki bu teknolojiyi kullanacak yetkin, yetişmiş, nitelikli iş gücümüz var mı? Açıkçası burada çok gönül rahatlığıyla evet demek çok mümkün değil maalesef. Yeterli değil ve biz bu yeterli olmayışın tedavisiyle ilgili, bu sürecin çözümüyle alakalı katıldığımız onlarca çalıştay, seminer, konferans, panelin sonunda şunu görüyoruz. Maalesef birçok alanda çözüm değil, sadece sorun gündeme geliyor. Buradan yola çıkarak biz konuyu mış gibi ele almamak için bir yerlerden başlamak gerekiyor. Bu bir yerler açıkçası bizim çok fazla çok arzu ettiğimiz hususlardan bir tanesi. Nitelikli iş gücü konusu hakikaten büyük önem arz ediyor. Biraz sondan başlayacak gibi olacağız ama bizim şu anda ülkemizde 205'in üzerinde üniversitemiz var. Bunların yaklaşık 50'sinde lisans, 112'sinde de ön lisans programımız ve toplamda lojistik eğitimleri veren lojistik yönetim ve uluslararası ticaret ve lojistik programlarında yaklaşık 10 bin öğrencimiz, 10 bin kontenjanımız var. Bunlar, bu kontenjanlar her yıl sektörümüze nitelikli iş kaynağı olarak veya iş gücü olarak katılmaya devam ediyorlar. Bununla beraber bizim tabii ki üniversitelerimiz dışında bir de özel öğretim kurumlarımız var. Özel öğretim kurumları bahsini ettiğimiz üniversitelerin dışında gerek mesleki yeterlik eğitimleri ve gerekse
üst düzey yönetici eğitim programları ve orta düzey yönetici eğitim programları kapsamında ve SRC eğitimleri kapsamında eğitimler vermektedirler. Bu konuyu da izninizle girmek istiyorum. Üst düzey yönetici eğitimi ve orta düzey yönetici eğitimi, aslında siz de bu eğitimin içerisindesiniz. Hem yöneticiliğini üstlenmiş durumdasınız şu anda, hem de dersler de veriyorsunuz. Bize biraz bunların içeriği, muhtevası, bununla ilgili neler söylersiniz? Yani lojistik firmasında çalışacak bir çalışan bu eğitimi aldıktan sonra yeterli donanıma sahip olmuş mu olacak? Bunların içeriğinde neler var, bu derslerin, bu eğitimlerin içeriğinde? Teşekkür ediyorum. Bu hakikaten benim anlatırken heyecan duyduğum ve katılımcımıza zorunlu olsak da olmasak da almanızda büyük fayda var dediğim eğitimlerin başında geliyor. Bu eğitim içeriği o kadar zengin, o kadar güzel ki bazen lütfen mübalağa ettiğimi düşünmeyin. Bu eğitim lojistik eğitimleri arasında paranın satın alabileceği en güzel eğitim başlığı diyebilirim. Hangisi? Üst düzey yönetici 3 dediğimiz ÜDY3 programımız. Bu programımızda neler var? Aslında neler yok ki diyerek devam etmek istiyorum. Lojistik sevkiyat ve depo yönetimi, dış ticaret, dış ticarette teslim ve ödeme şekilleri, gümrük, tır ve kaçakçılık mevzuatı, CMR konvansiyonu, ticaret hukuku, anayasa hukuku, vergi hukuku, medeni hukuk, bununla beraber ATP konvansiyonu, tehlikeli madde lojistiği dediğimiz ADR konvansiyonu, ECMT dediğimiz UBAK, yani serbest kota anlamına gelen UBAK konvansiyonu, bununla beraber ilk yardım taşımacılık politikaları, ticaret hukuku, ticaret hukukuyla beraber mevzuatlar ve uluslararası konvansiyonları da düşündüğümüzde 25 ayrı başlık ve bunları vermekle yetkili, hakikaten alanında çok deneyimli, hem sektör tecrübesi hem de akademik tecrübesi yüksek hocalarımızla biz bunu gerçek anlamında veriyoruz ve UNED olarak öncü olmanın ve UNED eğitim merkezi olarak mesleki yeterlik eğitim yetki belgesinde bir numarasını taşımak bizi hakikaten bir öncü, bir rehber yapma özelliği hem derneğimiz hem de eğitim merkezimiz alanında gururlandırıyor. ÜDY3 eğitimlerine kimler katılabilir? Bununla devam etmek istiyorum arzu ederseniz. Açıkçası gerek ODY3 ve gerekse ÜDY3 eğitimlerimize lise mezunu olan arkadaşlarımızın katılabileceğini buradan huzurunuzda paylaşmak isterim. 4 yıllık ve 2 yıllık bölüm mezunları arkadaşlarımız da katılabilirler elbette. Bazı detaylar var. Bunlarla ilgili çok zamanınızı almak istemem ama lise mezunu olan, meslek yüksekokulu mezunu olan arkadaşlarımızın tamamının katılabileceğini ifade etmek isterim. Ancak burada lojistik bölümlerinin bazı özel müktesep hakları var. Bunları da detaylı olarak kendileriyle geldiklerini paylaşıyoruz. Bu eğitim başlıklarının içerisini paylaştık. Bu eğitim başlıklarıyla beraber hocalarımızın yetkinliğini ifade ettik. Ülkemiz geneline bakacak olursak, bu eğitimleri vermekle yetkili yaklaşık 500'ün üzerinde, hatta 600'e yakın eğitim merkezimiz var, özel öğretim kurumumuz var. Bunların içerisinde kaç tanesi ÜDY3 eğitim veriyor diye soracak olursanız, iki elin parmak sayısını geçmez. Çünkü bu eğitimler hakikaten meşakkatli eğitimler. Gerek hocası, gerek katılımcısı ve gerek 130 saate varan uzun bir eğitim süreci olması sebebiyle biz ÜDY3 eğitimini vermekle yetkili UNED Eğitim Merkezi olarak, ilk kurum olarak, rehber olarak, öncü olarak bu alanda daha da güzel, daha da geniş bir kitleye hitap etmekten mutlu olduğumuzu, gururlu olduğumuzu paylaşmak isterim hocam, sizlerle. Hocam aslında çok derinlikli bir eğitimden bahsediyorsunuz. Çok geniş bir yelpazesi var müfredatınızın da. Peki ben soruyu biraz da tersinden sormak istiyorum. Bu eğitimle ilgili iyileştirmeye açık alanlar var mı? Harikasınız. Biz bu alanda inanın gerek bakanlığımız, bakanlıklarımız ve gerekse diğer paydaşlarımızla, kendi birlik ve derneklerimizle bu alanda çok çaba sarf ediyoruz, çok uğraş veriyoruz. Kat ettiğimiz mesafe beklediğimizin gerisinde, bunu paylaşmak isterim öncelikle. Neler iyileştirilmesi gereken, bu imkan hakikaten bizim için büyük bir kazanım. İnşallah sesimizi duyar bakanlıklarımız, elbette var. Bir tanesi şu Ayşegül Hanım, biz
Günümüzde yeni normal diye bir kavram var. Özellikle pandemi sonrasında çok kullanıyoruz. Çok kullandığımız bir terim. Bu yeni normal aslında eğitimlerimize de yansıması gerekir. Pandemide vizeler uzatıldı. Sertifikaların süreleri uzatıldı. Eğitimler uzaktan online verilmeye başlandı. Ancak bizim eğitimimiz geçici olarak online verilmeye başlansa da kalıcı olarak değil, geçici bir düzenlemeyle daha sonra sona erdirildi. Şu anda tamamen örgün eğitim. Tamamen örgün ve lokasyona, yani eğitim merkezinin yetki aldığı adrese mecbur katılımcı bir şekilde gelmek zorunda. Ancak biz bu eğitimlerin birinci iyileştirilmesi gereken alanın hibrit hale getirilmesi, bir bölüm, derslerin bir bölümü en azından %60'ı örgün oluyorsa %40'ının uzaktan yapılabilmesi. Bunun bir şekilde sağlanması ve bu düzenlemenin gerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ve konuyla yetkili olan Milli Eğitim Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığı, Sürekli Eğitim Merkezi'nin, Özel Eğitim Kurumlar Müdürlüğü'nün yapması gereken bir çalışmayla bu düzenlenebilir. İkinci iyileştirilmesi gereken alanlarımız, biliyorsunuz sürücü arkadaşlarımızın, şoför arkadaşlarımızın, abilerimizin mesleki anlamda almak zorunda oldukları belgelerden bir tanesi de SRC belgesi. Yolcu SRC 1 ve 2, yük 3 ve 4 dediğimiz belgelerden bir tanesi. Bu sınav belge eğitimlerin sonunda bir sınav yapılıyor. 40 sorudan oluşuyor ve çoktan seçmeli. Güzel. Ancak bu hemen akabinde bir saat sonra çok hızlıca sonuçlar okunduktan sonra çoktan seçmeli sınavdan başarılı olan arkadaşlarımızın bir de uygulama sınavı adı altında ama uygulama kesinlikle olmayan sözlü sınava tabi tutuluyorlar. Mülakat. Bir anlamda mülakat. Ama katılımcı zaten 40 soruyu cevaplamış. 90, 85, 95 belki de 100 almış, başarılı olmuş ama heyecandan 3 sorudan ikisine doğru cevap veremediği takdirde sınıfta kalıyor. Tekrar eğitimi bir sonraki sınava girmek hem zorunda hem yazılıyı kalıyor. Hem sözlüyü tekrar etmek zorunda. Yazılıyı çoktan seçmeli, yazılıya teste girmesine gerek yok. Sözlüye tekrar giriyor ama bir sınav harcı daha veriyor. Dolayısıyla hem ekonomik olarak hem girecek olduğu işe başvuru sürecini bir ay, iki ay daha ötelemiş oluyor. Bu da kendisinin hayatını kazandığı işle alakalı ciddi kayıp anlamına geliyor. Üçüncü iyileştirilmesi gereken konu, az önce yeni normalden bahsettik. Sözlü sınavın mutlaka kaldırılmasını önemsiyoruz. Devam uzaktan eğitimin %40 oranında katılmasını eğitimlerimize arzu ediyoruz. Üçüncüsü ise SRC 5 eğitimleri, özellikle tehlikeli madde lojistiği yapacak olan şoförlerimizin bir saat bile devamsızlık hakkı yok. Diğer eğitimlerimizde %20 devamsızlık hakkı varken 32 saatlik eğitimin eğer ilk saatinde ya da son saatinde denetime geldiği takdirde bakanlık yetkilisi sizin eğitiminiz iptal ediliyor. Tamamıyla iptal ediliyor. Geçersiz sayılıyor. O bir saat içerisinde ilk saat ya da son saat fark etmez. Ya da ders ortasında midesi bulandı, bir saat iki saatlere gitti. Eğer siz sınıfta değilseniz eğitiminiz iptal. Böyle bir şeyin açıkçası katılımcıyı çok mağdur ettiğini, katılımcının mağdur olmasıyla beraber şoförümüzün mağdur olmasıyla birlikte eğitim kurumlarımızın da onlarla ciddi sorunlar yaşadığını, bu mağduriyetlerin sona erdirilmesi gerektiğini çok arzu ediyoruz. Dördüncü en çok arzu ettiğimiz, beklediğimiz iyileştirmelerden bir tanesi de eğitimin sonunda sınav yapılması. Sınavı biz yapalım demiyoruz. Bakanlığın, Ulaştırma Bakanlığı ya da Milli Eğitim Bakanlığımızın sınav gözetmenine, yine sınav gözetmenlik ücretini biz takdim edelim. Yine onun özlük hakları neyse eğitim kurumu olarak kendilerine görevlendirme ücretlerini takdim edelim. Ancak eğitimin hemen sonunda hep güzel örneklerini aldığımız AB ülkeleri, gelişmiş ülkeler dediğimiz örnekleri gözümüzün önünde dururken, bu örnekler varken bizim mutlaka ama mutlaka eğitimin hemen sonunda özellikle şoför eğitimlerimizden sonra SRC 5 başta olmak üzere mutlaka sınav gözetmeni, bakanlık sınav gözetmeni huzurunda sınavlarımızı yapabilmemiz gerekir. Bu neyi getirir bize? Tüm samimiyetime söylüyorum. Bakın eğitim alan 100 kişi, sınav başvurusu yapan 80 kişi, sınava giren 40 kişi. Bakın ücretini ödediği halde giremiyor. Neden? Uzun yolda. Ekmeği için uzun yolda. Uzun yoldan şoförümüz, yurt dışında olan şoförümüzün mutlaka ve mutlaka sınava girmesini istiyorsak eğitimin hemen sonunda biz mutlaka sınav yapmak durumundayız. Zaten
eğitimi aldığı için bilgileri de sıcak olacak, taze olacak. Ve o sınavda hepsini kendini gösterebilecek. Ama aradan vakit geçtiğinde o bilgiler de o tazeliğini kaybetmiş olacak. Ki lojistik sektörü dediğimiz son derece esnek çalışan bir sektörden bahsediyoruz. Her an yurt dışına çıkabilecek o şoför arkadaşımız. Harikasınız. Her an yurt dışına çıkıyor. Vizesi hemen hazır oluyor. Vizesi hazır olduğu için zaten vize almak zor. Aldıktan hemen sonra sefere çıkıyor. O sefere çıktığı an sınav günü geliyor, sınava giremiyor. Sınava girdiği gün yurt dışından koşa koşa geliyor. Bunların hepsi bizim çok ciddi iyileştirilmesini istediğimiz, arzu ettiğimiz nokta. Bunu da ifade etmiş olayım. Bizim bu mesleki yeterlilik belgeleriyle bir diğer hususta eğitim başlığı adı altında ele alacak olursak yapılmasını istediğimiz bir düzenleme daha var. Yıl 2004, Eylül 2004 tarihinde bu yönetmelik ilk hayata geçtiği zaman diliminde Ulaştırma Bakanlığımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız sektörün hazır olmadığı düşüncesiyle şirketler yetki belgesi alırken talep edilen mesleki yeterlilik kriterleri o dönemde 6 ay süre verildi. Neden? Zaten eğitim 2 ay sürüyor, 2,5 ay sürüyor. 2,5 ay sonra kendisi sınavını 1 ay, 1,5 ay, yılda 3 ya da 4 defa yapıyor. Yaptığı sınav sonrası belgelendirme süreci en az 6 ay sürdüğü için 6 aylık bir süre vermişti şirket kurulumlarında, lojistik şirketi kurulumlarında. Bu şirketlerin kurulması ile ilgili o dönemdeki geçici düzenleme bugün geçerliliğini yitirmiştir. Çünkü biz tek başına bir nolu yetki belgesine sahip UNED Eğitim Merkezi olarak yaklaşık bugüne kadar 200'ün üzerinde çok daha fazla eğitim, ÜDE3 eğitimi düzenledik. Ve burada on binlerce arkadaşımızı mezun ettik. Sektörde çok sayıda eğitim merkezi ve çok sayıda mezun var. Yani şu anda ÜDE3 belgesi sıkıntısı yok. Rica ediyorum. Ne olur 2004 yılında güncel olan 6 aylık tampon süreyi artık sonlandırın. Çünkü biz mezun ettiğimiz öğrencilere şirketler istihdam etmediği için bu istihdam edilmemelerinden kaynaklı düzenlemenin bir şekilde artık sona ermesi gerekiyor. Bizim hem şirketlerin o dönemki yetersizlikleri, o zaman ÜDE3 belgesinin olmayışından kaynaklı iyileştirme artık geçerliliğini yitirmiştir. Bu düzenlemenin artık kaldırılması, 6 aylık tampon sürenin verilmemesi gerekmektedir. Bakanlığımıza buradan sizin huzurunuza sesleniyorum. Ben bir konuyu daha gündeme getirmek istiyorum. Çok önemli bir konu, küresel bir problem aslında. Şoför açığı problemi. Avrupa'da çok farklı ülkelerde, Almanya, İngiltere, hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu problemle ilgili çok fazla yazılıp çiziliyor. Çok ciddi bir şoför açığı var. Hatta zaman zaman söylüyoruz, acaba şoförlük mesleği cazibesini mi kaybediyor? Niçin sektöre taze kan gelmiyor diyoruz. Ama siz bununla ilgili çok önemli bir çalışmaya da öncülük ediyorsunuz. 2020 yılında çalışmalarınıza başladınız. Evet. Süreç devam ediyor. En son gelinen nokta nedir ve bundan sonra neler yapmayı planlıyorsunuz? Teşekkür ediyorum. Evet, şoför konusu, şoför açığı konusu bizim 2020 yılı ortalarında sonlarına doğru başladığımız ve 2021 yılında projesini tamamladığımız tüm taraflarla ilgili yükümlülüklerin, görev çizgilerinin çizildiği, hazırlandığı bir projemiz. Yarın sabah düğmeye basın desek basarız. Her şey hazır. Her şey hazır. Samimiyetle söylüyorum, her şey hazır. Teknik altyapı yapılmış, gerekli görüşmeler gerçekleştirilmiş. Uygulama eğitimlerimizi nerede yapacağız, nasıl yapacağız, kim ne kadar oryantasyon ve sektör hazırlama konusundaki müfredatını dahi hazırladık. Yani her masanın şey üzerinde yol haritamız var. Ancak bu projenin hayata geçirilmesi için takdir edersiniz ki her olayda olduğu gibi bizim desteğe ihtiyacımız var. Ekonomik desteğe ihtiyacımız. UNED olarak bir yere kadar destekleyebiliriz. Sağ olsun yönetim kurulumuz bu konuda irade gösterdi. Belli bir oranda destek verebiliriz. Bu oran bir çalışma olarak öncü olur dedi. Ancak bu sürdürülebilir bir şey değil. Sürdürülebilir bir şey olabilmesi, proje haline gelebilmesi ve devamlılığı olabilmesi için ülkemizdeki şoför akademisi projemizin nitelikli personel kapsamında olması
ve nitelikli personel kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından desteklenen kurslar statüsünde değerlendirilmesi şarttır. Bununla ilgili ilgili bakanlıklarımıza, ilgili bakanlarımıza yönetim kurulu başkanımız imzasıyla yazılarımızı, taleplerimizi ilettik. İnşallah bununla ilgili sorunç alırız. Ben şoför eğitimleriyle ilgili yaklaşık bir şoförün kendisine eğer ki bunları hazır hale getir, ondan sonra trailer şoför olarak karşımıza çıkmanızı istiyoruz demek için ehliyetler sadece 20 bin liranın üzerinde. B sınıfı ehliyeti önce alınıyor, 21 yaşında oluyor, 22 yaşından sonra C sınıfı, sonra E sınıfı CE ehliyetine sahip 3 aşamalı bir ehliyet süreci var. Bu da 20 bin TL'nin üzerinde. Bunun yanına SRC 3, SRC 5, psikoteknik, pasaport gibi mesleğe girişle ilgili diğer özel eğitimleri de ilave ettiğimiz takdirde bu rakam 30 bin lira aşıyor. Takdir edersiniz ki bir şoför arkadaşımıza bizim özellikle pandemi sürecinde yaşadığımız evimizde kaldık. Onlar sokaklarda, yollardaydı. Onlar zorlu koşullarda bizim sağlıklı bir şekilde evimizde hayatımızı idame ettirmemiz için ciddi destekler ve raflar boş kalmasın diye canlarını ortaya koyarak bu çalışmalara destek verdiler. Biz şoför akademisi konusunda her şeyimiz hazır. Devletten destek bekliyoruz. Yetkililere de buradan ne olur bu eğitim sürecini nitelikli personel statüsünde değerlendirin ve bize destek olun diyoruz. Söyleyeceğim bu konuda net. 5 dakikamız kaldı, 4-5 dakikamız hocam, ama son bir tane sorum var. O da staj portalı ile ilgili. Biliyoruz ki Ulaştırma ve Lojistik Fakülteleri gün geçtikçe artıyor ve lisans düzeyinde birçok mezun veriyor üniversitelerimiz. Ama bunlar, ya bu öğrencilerimiz mezun olduktan sonra nerede çalışıyorlar, iş bulabiliyorlar mı, istihdama katkı sunabiliyorlar mı? Aslında bunun da belirli düzeyde takip edilmesi önem arz ediyor ve bununla ilgili de bir proje geliştirdiniz. Son aşamasına doğru da ilerledi aslında proje. Mezunların sektöre yerleştirilmesiyle ilgili öğrencilerimizle sektördeki gerekli olan istihdamı bir araya getirmeye çalışıyorsunuz. Bu projede en son hangi aşamadasınız ve ne zaman biz bunun lansmanını artık duyacağız? Merakla bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Bugün hep çalıştığım yerlerden çıktı sorularınız. Teşekkürler. Gerçekten çok rahatlattınız beni. Gururla söylüyorum. Lojistik ve sektörünün kariyer portali olacak. Mezun ve staj portalimiz, İstanbul Üniversitemiz Ulaştırma ve Lojistik Fakültemizle birlikte UNED'imizin 107 bir projesi. Bu projemiz ile ilgili altyapı hazır. Web sayfamız alan adları alındı. Bütün Türkiye'deki lojistik fakültelerini kapsayacak zannediyorum. Yani sadece İstanbul'a özel ya da bir şehre özel değil, Türkiye'nin geneline yayılacak. Tüm Türkiye'de okuyan, her yıl yaklaşık 10 bin kontenjanı olan, 7 binin üzerinde mezun verdiğimiz ve İstanbul Üniversitesi'nden Şanlıurfa, Hardan Üniversitesi'ne kadar, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nden Tokat Üniversitemize kadar, Uşak Eşme Meslek Yüksekokulu'na kadar lojistik, lisans bölümleri ve meslek yüksekokulları MYO bölümlerinde okuyan bütün arkadaşlarımızın, son sınıf öğrencilerimizin giriş yapabileceği hem mezun hem de staj portali adı altında olan kariyer portalimiz hazır. Ekim ayında eğitim öğretim dönemi başladığı an lansmanını yapacağız. İstanbul Üniversitemize de huzurunuza teşekkür ediyorum. İzniniz olursa bir iki husus var. 5 dakikanın 2 dakikasını. Öncelikle bu staj portalı ile ilgili tebrik ediyorum. Hem İstanbul Üniversitesi'ni hem de sizin çalışmalarınızı çok önemsiyorum. Genç işsizlik oranının bu kadar yüksek olduğu bir ülkede gençlerimizin sektöre kazandırılması ile ilgili yapılan her çalışmayı çok kıymetli bulduğumu ben de buradan ifade etmek istiyorum. Son 1 dakikamız, 1-2 dakikamız toparlayabilirsek cümlelerimizi hocam. Hemen. Bir de bizim yine göz bebeğimiz Erasmus projemiz var. Erasmus projemizi 2027 yılına kadar 7 yılı aşan bir sürede bütün öğrencilerimizi lise başta olmak üzere bakanlık onaylı eğitimlere katılan UNED Eğitim Merkezimizde sektörde çalışan aktif arkadaşlarımızı da kapsayacak şekilde Avrupa Birliği üyesi ülkelerde oradaki güzel deneyimleri paylaşmaları adına peyderpey çok güzide bir ekibimiz var UNED bünyesinde. Bu ekibimizin harıl harıl çalıştığını, yurt dışına öğrenci göndermek için okullarımızla koordine olduğunu, hemen her gün diyebileceğim ama 2 günde bir ortalaması toplantı yaptığımız ve çok güncel tuttuğumuz Erasmus projemizi de 2022 yılı, 2023 itibariyle öğrencilerimizi yurt dışına göndermeye başlayacağız.
Burada bir küçük ricam var. Lojistik şirketleri ne olur? Yurt dışında irtibat halinde olduğunuz, gerek temsilcilikleriniz, gerek oradaki depolarınız ve şubelerinizde öğrenci kardeşlerimizin orada bir tek kuruş size mal olmayacak. Her şey AB projesi kapsamında bizim muhtemizde destek vermiş olduğunuz çalışmaların içerisinde sizler de varsınız. Bu arada teşekkür ediyorum şahsınıza da. Bu anlamda UNEDİ ailemizde bu güzide ekibin bu projesini de sizlerin sayesinde paylaşmak istedim. Bir küçük notum daha var. Bu genç istihdamla ilgili, portalla ilgili söylemiş olduğunuz cümlede aklıma geldi. O da şu: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın hazırlamış olduğu raporlarda eğitim dünyasıyla sektör arasında ciddi köprüler oluşturması gerektiği ısrarla altı çizilerek ifade ediliyor. Buradaki yaklaşım şu aslında: doğru ürünü, yani öğrencimizi doğru şekilde donatıp sektöre doğru donanımla sunabilmek, kazandırabilmek. Bunun için UNEDİ olarak biz köprü olmaya devam ediyoruz. Kimlerle? İKAMİT ile, yani İnsan Kaynakları ve Mesleki İşbirliği Derneği ile. Kimlerle? Lojistik Derneği LODER ile. Kimlerle? 30'u aşkın üniversitemizle, evet. Biz bu köprü görevini kurmaya devam ediyoruz. Bu işbirliklerimiz sayesinde ciddi anlamda mesafeler kat ettik. Huzurunuzda bu paylaşımları yapabilme imkanı sunduğunuz teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bizim önümüzü hep açan Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Çetin Nuhoğlu'na da huzurunuza teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler hocam. Şoför Akademisi'nden, Erasmus Plus'tan, staj portalından bahsettik. Üniversitelerden, liselerden bahsettik. Gerçekten eğitimle ilgili bütün konuları ele aldık diye düşünüyorum. Çok detaylı da bilgiler verdiğinizi düşünüyorum. Davetimize icabet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Tekrar görüşmek üzere. Başka projeleri izleyin. Tekrar görüşmek üzere diyorum ben de. Bu hafta programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta aynı gün, aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.